Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere tek kişilik takım olan Rogue'dan bahsedeceğiz. Rogue kimdir? Skillleri nedir? Nasıl kullanılmalı? Nerelerde çok daha faydalıdır? Kuvvetli yönleri nelerdir? Yine elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağız. Elimizdeki Rogue 4 yıldız 3.30 ama sizin elinizde varsa 5.50 veya 4.55 kesinlikle yapın. Hak eder, mükemmel bir hero'dur. Özelliklerinden başlayalım. Kritik puanı %25. Yani 4 vuruştan biri kritik olma ihtimali var. Kritik hasar puanı da 180. Yani kritik attığı zaman saldırısını %180 arttırabiliyor. Zırh puanı %9.6. Blok becerisi de 57.8. Ortalama bir defansı var. Ama çok kaliteli bir hero. Gerçekten çok güzel bir hero. Bizde kanımız zehir açık. Kanımız zehir açık olan öz demeci saldırı gücü biraz yüksek. Birazdan özelliklerine de bakacağız. Kanama zehir açık olmasına rağmen özellikle kanama tarzında Rogue'a çok etki etmiyor. Hemen sinerjilerine bakarım. Nightcrawler'la %6 can. Kırmızı Deadpool'la %12 özel saldırı hasarı mutantlar için. Bayan Marvel'la tüm şampiyonlara artı %15 kritik ve Gambit'le de %5 güç kazanma sinerjisi mevcut. Yani sinerjide çok pasif, çok kaliteli bir sinerjisi yok. Özelliklerine bakalım. Süper yeteneği ruh emme. Siz özel saldırı yaptığınızda kritik atma olasılığını arttırır. Ki kritik arttıkça da skillerinin faydası ona göre değişecek. Skilleri de can çalıyor, güç çalıyor arkadaşlar. Bunun oranını ve seviyesini arttıran çok güzel bir özellik. Pasifine bakalım. Pasif özelliği üzerine etki alan tüm iptal etkilerin süresini %70 azaltıyor ki mükemmel bir özellik. Özel saldırı bir attığınız zaman da rakibin üzerindeki herhangi yetenekleri, takviyeleri en fazla 5'e kadar kendisine kopyalıyor ve siz rakibe temas ettiğiniz sürece bu devam ediyor. Teknoloji sınıfı olan rakiplerde bu özellik işe yaramıyor arkadaşlar. Aynı zamanda özel saldırı bir attığınız zaman da belli bir oranda can çalması sağlıyor. Aynı zamanda can çalarken de rakibe enerji hasarını vermiş oluyor. Gerçekten çok güzel bir özellik. Sağlığınızı doldurmak için özellikle King 5, King 6 oynuyorsanız, tabii King 4 de buna dahil, sürekli özel saldırı bir atarak sağlığınızı her daim full tutabilirsiniz. Çok güzel bir özellik. Özel saldırı 2 attığınız zaman da güç çalıyorsunuz arkadaşlar. 3 kere vuruyor. Vuruş başına %9'dan %27 güç çalıyorsunuz. Tabii kritik olarak gelirse bu oran daha da artıyor. Özel saldırı 3 attığınız zaman da yine rakibin %27 gücünü çalıyorsunuz. Aynı zamanda dövüş esnasında kopyalanan güçlendirme tipi başına bir güçlendirme de kendisini etkinleştiriyor. Yine rakibinize vurdukça bu devam ediyor. Tabii ki teknoloji şampiyonlarında bu işe yaramıyor. Bunlar Rogue'un temel özellikleri. Bu özellikler ışığında Rogue'u bir sahaya sürelim. Bir denememizi yapalım. Bu sefer kış askerine karşı denemeyeceğiz. Bir etkinlik macerasında deneyeceğiz. Biz koleksiyonun parçası olmayan ve kahramanı yüzledik. Usta bölümü var. Usta bölümünde Emma Frost'un olduğu bölümde Rogue'u bir deneyelim. Sinerjisi kabullü arkadaşlar. Bir de Nightcrawler alalım. Azıcık da sağlığı yükselsin. Ve bu şekilde Rogue'u hem sahaya sürelim hem de oyun esnasında hangi skill nerede kullanmamız gerektiği hakkında elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışalım. Rogue arkadaşlar teknoloji sınıfına karşı çok zayıf. Ama üstün yeteneklerin bu zafiyetini bir yere kadar tolere ediyor. Beceri sınıfına karşı ve özellikle kendi üzerine takviye açan hero'lara karşı çok etkili.
Çünkü takviyelerini çalıyor ve temas ettiği sürece bunu kullanmaya devam ediyor. Karşımızda yine bir beceri hero'su var. Eğer sağlığınız azsa, sağlık adeta azalmaya doğru gidiyorsanız özel saldırı bir kullanın kesinlikle ve sağlığınızı fulleyin. Bizde geri tepme açık olduğu için çok fazla fulleyemiyoruz. Ama buna rağmen, geri tepmeye rağmen sağlığını her türlü yükseltebiliyor. Eğer saldırı odaklı oynamak istiyorsanız kesinlikle özel saldırı 2 atın çünkü kritik deleme çok etkili vuruyor. Ve üst üste 3 kritik geldiği zaman 4 yıldız 5.50'si 8-10K civarında, 4.55'i de arkadaşlar 20-25K civarında çok temiz vurabiliyor. Ve ilk adamı geçiyoruz. Bizde kanama olmasına rağmen, kanama zehir olmasına rağmen %70 süreyi daha da kısaltmasından dolayı kanama üzerimizdeki kanamayı çok hızlı bir şekilde kapatıyor. Takriben 20 saniyede kapatması gereken şeyi 6 saniyede kapatıyor. Ve Groot, Rogue'u arkadaşlar Groot'a karşı çok etkili çünkü Groot üzerine zalimlik ve hiddet açıyor. Rogue da bunları çalıyor ve çaldığı anda da kullandığı için rakibine çok daha yüksek damage verebiliyor. Birazdan göreceğiz. Gördüğünüz gibi hem zalimliğini, fiziksel yani her şeyini kopyalıyor. Dediğimiz gibi 5 taneye kadar kopyalı, özellikle kuru kafada gerçekten çok etkili. Bütün hiddetlerini alıyor ve onunla beraber vurunca çok yüksek veriyor demeci. Karşınızda eğer iyileşen bir hero varsa onun iyileşmesini çalabilirsiniz. Bu şekilde çok rahat girebilirsiniz. Veya zırhlanan hero varsa zırhlanmasını, hiddeti varsa hiddetini alabilirsiniz. Aynı zamanda sizin üzerinize olumsuz bir etki açıyorsa, örneğin Iceman'la başladığınız anda ani soğuk var. Ani soğuğu %70 daha hızlı kapatıyor. Onu da birazdan nasip size göstereceğiz. Ve gördüğünüz gibi özel saldırı 2 atıyoruz. Ve rakibin güç barını hem azaltıyor hem de kendisine çalıyor. Gerçekten tek başına bir takım, çok uzun yolları tek başına çok rahat bir şekilde gidebilen muazzam bir hero. Bu yüzden tek kişilik takım diyoruz biz Rogue'a. Eğer elinizde varsa kesinlikle kullanın. Ve bir teknoloji hero'su, zayıf olduğu bir kısım Rogue'un. Ama dediğimiz gibi bazı özellikleriyle bu zayıflığı bir yere kadar çok güzel kapatıyor. Ama biz çok fazla uğraşmamak için direkt Star-Lord'la bunun yanından geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar sizin Rogue ile ilgili düşünceleriniz nedir? Sizce anlattığımız kadar iyi ve kaliteli midir? Yoksa çok mu abartıyoruz? Bununla ilgili görüşlerinizi ve düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazarsanız memnun oluruz. Bildiğiniz üzere Rogue şu anda arenada. Eğer kasmaya başladıysanız kesinlikle devam edin. Eğer başlamadıysanız da yani kasmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok kaliteli bir hero. Dediğim gibi 4 yıldızlısı dahi sizi King 5'te tek başına bütün yolları götürebilir. Luke Jack bir bilim hero'su. Luke Jack de çok güzel bir hero. Bilim sınıfı içerisinde yine en iyilerden bir tanesi. Yakında bilim sınıfı ile ilgili bir tanıtım videosu gelecek. Bu sınıfın içerisinde Luke çekisinde çok ayrı bir yer düşünüyoruz. Çünkü gerçekten çok kaliteli. Özellikle editlendikten sonra harikulade bir hero oldu Luke çekte. Yine elinizde varsa 4.55 5.65 daha atabilirsiniz. Ve bir L3 atıyoruz. L3 attığımız zaman rakibin mevcut güç barının %27'sini çalıyor ve kendisine de %27 olarak ekliyor.
Luke Jack'in de yanından geçiyoruz. Aynı zamanda 7 gün kaldı maceranın da bitmesine, usta bölümünde yüzleyeceğiz ve sonra yeni gelecek olan macerada tekrar devam edeceğiz. Bu sefer kardeş kavgası Rogue vs Rogue yapıyoruz. Neredeyse Rogue ölmek üzere ama o kadar kaliteli bir hero ki, yani geri tepme olmasa sağlığını %50'nin üstüne çok rahat çıkartabilir şu dövüşte. Tabi biraz da el becerinize bağlı. Daha önceki videolarda söylediğimiz gibi mutlaka el becerisi antrenmanı yapın arkadaşlar. El becerisi antrenmanı çok önemli. Yani şu oyunun hemen hemen yarısından fazlası diyebilirim. Tabi şans faktörü de işin içerisinde ama el becerisi en önemli kısmı. İlk başlarda da söylediğim gibi eğer sağlığınız azsa özel saldırı bir ağırlıklı mutlaka oynayın. Bu şekilde sağlığınızı çok güzel doldurabilirsiniz. Ve tabi WhatsApp'ımız da durmuyor. Yani çok zor şartlar altında, çok ağır şartlar altında video çekimleri de yapıyoruz. Ve güle güle Rogue. Enerjimiz burada bitti. Bir de bireysellerle deneyelim hero'yu. Yardım da isteyelim. Gerçi ittifaktan pek yardım yapan yok arkadaşlar. Biz yine isteyelim. Belki yanlışlıkla basan olur. Bir Doktor Voodoo'ya karşı oynayalım. Üzerinden nasıl sağlık çaldığını bir görelim. Omega Red de gerçekten çok güzel sağlık basan bir hero. Rogue da aynı şekilde oyunun en iyi, en yüksek seviyede sağlık basan hero'larından kesinlikle bir tanesi. Hemen üzerindeki sağlığı çalalım ve temas ettiğiniz sürece de bu devam eder. Tabi sizin darbe atarak temas etmeniz lazım. Gerek bloğuna gerekse normal darbe atarak üzerinizdeki takviyelerini devam ettirebilirsiniz. Gerçekten çok kaliteli bir hero. Bir de Iceman'e karşı deneyelim. Üzerinize açılan olumsuz etkiler olduğunda zehir, kanama, bozma, ani soğuk vesaire arkadaşlar ya da yakma gibi, bunların süresini %70 kısıyor. 20 saniye ise sadece 6 saniyeye düşürüyor. 60 saniye ise 13 saniye gibi çok kısa bir süreye düşürüyor. Gerçekten çok kaliteli bir hero. ...18 saniye düşüyormuş arkadaşlar. Bir uyarı geldi. Doğrudur, 18 saniyedir. %70 düşürmesi gerçekten çok kaliteli. Hemen Iceman'ı da bir deneyelim. Ani soğuk. Ve üzerindeki buz rıhını da çaldığımızı gösterelim ve bunun sürekli devamlı hale geldiğimizi bir kez daha gösterelim. Gördüğünüz gibi hem kanamanın süresi hem de ani soğun süresi çok hızlı bir şekilde üzerimizden gidiyor ki 3.30 bir hero, başka bir 3.30'da girseniz yani şu gördüğünüzden neredeyse iki katı daha sağlığınız gidecekti. Bu kadar kaliteli bir hero, database'i bu kadar sağlam bir hero. Yine sizin görüşleriniz de bizim için önemli arkadaşlar. Videonun altına yorum olarak Rogue ile ilgili görüşlerinizi yazsanız memnun oluruz. Umarız bu video sizlere faydalı olmuştur. Eğer videomuzun faydalı olduğunu düşünüyorsanız ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın.
Aynı zamanda videolarımızı beğenir, paylaşır ve videoların altına yorum yazarsanız bu da bizi memnun eder. Aynı zamanda YouTube'un bizi daha ön plana çıkarmasını sağlar. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için çok sağ olun. Herkese iyi oyunlar.